Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Şöyle yeni bakın Gromi diyorum. Remolar bayağı yerlerine alıştı. Yuvarlak yuvarlak halka çizerek dönüyorlar. Şöyle hafif uzaktan bir çekeyim dedim. Üstlerine gidince biraz korkuyorlar çünkü. İlk defa havuza geldikleri için tabii onlar da bilmiyorlar yani. Siz çok iyi net göremiyorsunuz belki ama ben çok net görüyorum. Bunlar yuvarlak halka atarken orandalar yine her zamanki gibi açlar herhalde, yem bekliyorlar. Bütün gün yem versem yine yem bekliyor arkadaşlar. Bugün arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Direkt o konuya başlayayım size. Şu sıcak yeri bir düzenliyoruz. Burası mahvoldu artık. Şuranın haline bakar mısınız? Burayı düzenliyorum ve vatoz üretimhanesi yapıyoruz bu videoda. Bu suyu ben dün doldurdum. Bugün buharlaşmış çok garip bir şekilde. Su da buz gibi. Ama nasıl bu kadar çabuk bitmiş çözemedim şu an olayı. Size şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Şunlar ilk yavrular, büyükler. Ben şimdi hepsini boy boy tüm yavruları alacağım. Diğer akvaryuma şuraları, bu ikisini temizleyip bakın şurada da bir tane akvaryum var. Onu da temizleyip buraya komple yeni akvaryumlar dizeceğim. Burayı vatoz üretimhanesi yapacağız arkadaşlar. Üretimhane dedim, üretim yeri akvaryumlar yapacağız. Bakın yeni çıkanlara bakın, minnacıklar arkadaşlar. Ayıracağım hepsini, adam akıllı bir yem vereceğim. Suyu da mahvoldu. Hayvanları ölmeden bir kurtulalım. Burası Rainbow'ların yeriydi zaten. Burası ne kaldı burada hiç ben bilmiyorum. 3-5 tane fil kulak kalmış. Yavrulu, küçük, yerili, mirili. Onları da şu akvaryuma koyarız. Buna koyarız. Bu 3 tane şu boy akvaryumumuz var ya. Bir de o var. Üçünü vatoz üretimhanesi yaparız. Kalan lepistesleri falan buna atarız. Salyangozlar bilmiyorum. Salyangozları da buna atarız olmadı. Adam akıllı şuna bir filtre bulurum ben olmadı. Öyle bir şey yaparız. Ya da salyangozları aşağı götürürüm ben, Japonlara atarım ya. Lepistesleri atarım. Salyangozlar aşağıda takılsın diyeceğim. Aşağıda da sudan atlıyorlar arkadaşlar. Yerlere falan düşüyorlar. Aslında salyangozların hepsini havuza atmak da mantıklı gibime geliyor ya. Havuza da atabiliriz aslında. Vallahi şu an mantıklı geldi. Ben hepsini toplayayım, havuza atayım arkadaşlar. Birkaç ay havuzda kalsınlar. Ondan sonra buna şey yapacağız arkadaşlar ya. Gromileri koyacağız. Gromiler de yerde. Şimdi sorun büyüdü. Lepistes var, gromi var. Olmadı. Gromileri mi ya da lepistesleri falan aşağı indirmemiz lazım. Ben şurayı bir temizleyeyim arkadaşlar. Şu an çok uzun video çekemeyeceğim. Çünkü çatı açıkçası 40 derece arkadaşlar şu an. Burada çalışmak da zor. Ben alıştım yine de. Telefon çok ısınıyor. Videoyu çekemiyorum arkadaşlar. Videoyu durduruyor telefon. Bir zaman sonra telefon ısınınca. O yüzdendir ki uzun soluklu size bir video çekemeyeceğim. Akşama doğru ben burayı bitirdiğimde tekrardan devam ederiz. Buraları ben bir temizlemeye başlayayım. Birer dakikalık böyle temizledikçe size aktarırım. Bu akvaryumu temizledim. Yavruları falan taşırken aktarırım. Şu an bir plan kurdum ama yani şimdi gromiler ve lepistesler iki akvaryum gidecek. Geriye kalacak iki akvaryum. Yani akvaryumları bilmiyorum. Bakacağım işte, ben vatozları aslında 3 akvaryuma dağıtma planım var da şu an bakalım bir duruma göre şey yaparız. Ben bir temizleyeyim buraları, sonra tekrardan devam edelim arkadaşlar. Ve salyangozları havuza atıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada bir tane mavim var. Mavi elma salyangozu. Belki bilmeyenler, görmeyenler vardır. İçi de mavi. Dışı da mavi. Her yeri mavi. Diğerleri normal. Şöyle bir şey yapacağız. Bakın. Bari çekeyim sizle beraber, atalım. Şuna az bir su alayım ben. Şu küçük boyları ben aşağı götüreceğim arkadaşlar. Boylansınlar diye. Zaten büyükler üreyebiliyor. Buralar şimdi bir haftaya yumurta da olacak arkadaşlar büyük ihtimalle, benim tahminimce. Havuz falan full yumurta da olacak. Şöyle size göstereyim bakayım. Başka da küçük kalmadı herhalde ya. Bir de şunu da atalım. Fazlası olursa küçüklerin tekrardan hemen buraya geri getireceğim. Eksik çıkmasın da. Şu küçüğü de alalım. Bunlar da yeterli diye düşünüyorum. Çok da küçük yok bunların arasından. İsteyen varsa bu arada arkadaşlar bunları da sahiplendirebilirim. Çünkü yani bilmiyorum, elma salyangozu zaten bu sene komple diyorum size. Çok üretme niyetim yok. Şöyle hatta hepsini dökelim. Canım benim, onları yiyemezsin. Onlara hiç yanaşma. Onları yiyemezsiniz. Şimdi zaten onları bayağı bir tırtıklayacaklardır. Onlar ilk 3-5 gün doğru düzgün gezemezler. Korka korka gezecekler hep. Zamanla alışacaktır şeylerde. Rainbow'lar da bakın korktular hemen. Ben şimdi şöyle sıcak yerde hatta göstereyim son durumunu. Bakın boşaltmaya başladım akvaryumları. Hepsini yıkayıp tekrardan buraya sıfırdan dizeceğim. Filtrelerini de yeniden kuracağım. Ben güzel bir filtre yapacağım, onları göstereceğim birazdan size. Ben tekrardan devam edeyim arkadaşlar. Yine videoyu çekerim.
Evet, şöyle ilk akvaryumu şimdi temizledim arkadaşlar. Şurada bir izi kalmış sadece, bakın arkada. O da çok sorun değil. Zaten çok aşırı temizlemeye de gerek yok. Bunlar yine kirlenecek bir ay sonra. Bu akvaryumlar arkadaşlar ben her sene 2-3 kere, bazen 3-4 kere şey yapıyorum yani. Akvaryumlar da yeni. Bunlar da çok eski değil arkadaşlar bu arada. Burayı ilk kurarken yaptırdım ben. Hatta videoları vardır yani. Birkaç senelik falandır yani. Bir seneyi anca geçmiştir. Ona rağmen 4-5 kere yıkadım yani bir senede herhalde. Bayağı bir yıkadım çünkü. Bakın benim yeni yavrulardan. Bak kocaman olmuş. Nereden baksanız satış boyu artık balık yani. Bayağı iyi büyümüş. Bir de yani o kadar kötü beslememize rağmen kaç ay oldu. Aslında fazla da büyümemiş benim açımdan da. Boyut olarak büyümüş ama benim şeyime göre bence kötü büyütmüşüz. Çünkü suyu değiştiremedim. Bu akvaryumu ellemeyeceğim çünkü sadece, ya daha doğrusu ellemeyeceğim derken, içinden şu büyükleri yakalayacağım, buna atacağım. Tabii ki buradan bu suyu da aktaracağım buna. O şekilde bir işlem yapacağız. Yani burayı çok zor değiştirmemiz. Çünkü niye diyeceksiniz? Şu filtre arkadaşlar, bakın. Filtreyi bir sökeceğim ama filtrenin, bakın şu mesela, bakın ben size göstereceğim. Şu sağ sol, pardon, sol üstten 3. deliğin 4. deliğin arasında vatozlar geziyor bakın. Filtrenin içine girmiş, süngerlerinde geziyorlar arkadaşlar. Aynı şekilde filtrenin altında da bir sürü yavru var. Aynı şekilde bakın, filtrenin orada da bir tane kocaman var. Isıtıcının altında bakın. Aynı şekilde şu filtrenin, bakın arkalar arkadaşlar, bir filtreyi bir kapatayım ben bir. Bu filtrenin üzeri, arkaları, içi falan full yavru dolu. Bu filtreyi ben söktüğümde o yavrular yani yere bile düşebilir. O yüzdendir ki bunu kurduktan sonra geçireceğim onu. Bakalım, birazdan bir şeyler yapacağım. Ben de ne yapacağım bilmiyorum. Bir de şunu göstereyim size. Az önce şöyle bir olay gördüm. Bu elma salyangozları bakın. Şuraya yumurtladılar bir. Şuraya yumurtladılar iki. Buraya falan da yumurtlamışlar. Söktüm. Şöyle göstereyim size. Bakın attım şuraya. Ya öldürmek de istemiyorum ama çok da ürüyorlar arkadaşlar. Çok arsızlar ya. Bakın şuraya yavrular düşmüş. Bazıları belki yaşıyordur, bazıları ölmüştür. Şimdi bilemiyorum. Yani şuradan akvaryuma ineyim derken araya kaçıp aşağı düşmüşler. Büyük ihtimalle de ölmüşlerdir. Belki de suya atsam canlanırlar. Onlar kendini birkaç haftaya tahminimce korumaya alıyordur. İçindeki sıvı onlara yetiyordur bir süre. Ama bilmiyorum, onlar artık, bezle sileceğim şimdi, buraya çöp olacak onlar artık. Şunu da göstereyim. Yeni bir değişiklik de yaptım. Bakın benim filtreler artık arkadaşlar biyolojik sünger, mavi biyolojik süngerimiz ile kullanıyoruz. Böyle daha geç tıkanıyor. Böyle hatta hiç tıkanmıyor yani, öyle söyleyeyim. Bu filtre, bu süngerin gözenekleri büyük olduğu için çok geç tıkanıyor. Bizim sıvacı süngeri çok çabuk tıkanıyor. Bu da iş gücü yani çıkartıyor. Fazla iş çıkartıyor. Vakti olmayan biri için çok zor. Ben de o yüzden biraz düzenliyorum bunları artık. İleride vaktimiz olmazsa diye, sıkıntı çekmeyelim diye. Böyle bir düzenleme yaptım. Güzel de oldu. Daha kullanışlı olacaktır. Daha iyi filtre tutacaktır. Böyle bir düzenleme yaptım şu an arkadaşlar. Böyle oldu. Bir filtreleri falan takayım. Ondan sonra tekrardan şey yaparız. Devam ederiz. Hatta bu akvaryumu filtreye takmayabilirim de diyeceğim. Ya da takayım. Şimdi vatozlar yine arkasına kaçacak. Takmak da istemiyorum. Ama çok da iyi filtrasyon sağlayacak zamanla. O yüzden takalım bakalım. Filtreyi olmalı söker. Yavruları alırız. Daha şey yapacağım buraya. Şu büyük boyları yakalayıp atacağım. Bakınsanız da kocaman olmuş. Şu camdakilere de bakın hele hele. Şu büyük boyları da nasıl yakalayacaksam o da ayrı bir sorun. Yani kepçeye de yapışır bunlar ama bakacağız artık bir şekil. Bayağı bir pislenecek buralar herhalde. Şu elma salyangozlarını bir yakalayabilirsem, elmaları da aslında yakalayasım var da. Yavrular şu üstten, bunlar da buraya düşmüş. Ya bu elmalar bulaşık gibi her yere yapıştılar. Yazın onları çok ürüyorlar arkadaşlar. Durumlar böyle, biraz konuştum arkadaşlar. Birazdan tekrar devam edelim. İnanılmaz bir manzarayla karşı karşıyayım. Arkadaşlar vatoz ordusu. Şu büyükleri şimdi yakalayacağız. Ben daha doğrusu yakalayacağım. Buraya atacağım hepsini. Bakın düzenlemeye başladım. Şimdi göstereceğim birazdan orayı da. Şimdi şuraya bir göstereyim. Bakın bayağı bir vatoz var. Bu sadece görünen kısım. Bir de bakın daha şuralar full dolu. Bakın yanlar. Benim ön camım falan. Bakın şu küpün üzerine baksanıza. Bak bak nasıl da yemiş. Karnı da şiş. Ne yemi yediyse artık mübarek. Karnı da bayağı şiş. Küpün içinde bir şeyler var mı bilmiyorum. Ya kusura bakmayın, size de böyle flashlar böyle ekrandan yansıyormuş gibi geliyor ama. Yani bunu da başka türlü gösteremem. Küpün içini. Bu dışarıyı gösteririm ama bakın kararıyor, daha az gibi gözüküyor. Böyle yaptım mı bayağı var arkadaşlar. Yani ben burayı saymaya kalksam
Tahminimce 100'e yakın vatoz çıkacaktır. Yani burada 4-5 ağız rahat yavru var. Benim tahminimce 4-5 ağız değil, burası 2-3 ağız yavru gibi. Çünkü evet, şu küpün arkası da bayağı dolu arkadaşlar. Gözükmüyor anahtar orada. Küpün üzerine baksanıza, bayağı bir yavru var ya. Bakalım, ben şimdi bunlardan biraz büyümüşleri yakalayacağım arkadaşlar. Bu tarafa atacağım, biraz boylanma yapalım. Boylansınlar. Bakın filtreyi de söktüm. Şimdi onu da göstereceğim. Filtreyi söktüm ve buraya aldım. Filtreye de 2 tane yapışık çıktı. Filtreyi sallamama rağmen 2 tane yapışık çıktı filtreye de. Bakın 1-2. Onlar yine en küçük yavrular zaten. Filtresini arkadaşlar birkaç aydan beri değişmiyorum ve sonucu size göstereyim. Bakın, bu ön yüzü, arka yüzü bile pimpis. Bu şeyin, süngerin, biyolojik sünger. Bu da aynı şekilde. Bunları buraya koyabiliriz. Bunlar zaten müthiş bir şekilde yıkanacak. Bakın. Ve elyafın halini görüyor musunuz? Sadece vatoz akvaryum arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok bu akvaryumda. Elyafın hali müthiş. Yani çok iyi bakteri tutmuş. Ve son olarak taşlar bile mahvolmuş yani. Çamur olmuş taşlar, bildiğiniz arkadaşlar. Bir de size şöyle gösterebilirsem. Aha, suyunu döktük. Bakın, altı full kir dolu. Yani filtre inanılmaz müthiş çalışmış. Ki ben bu akvaryumu uzun bir süredir bakım yapmıyordum. İşte bakım yapmamın sebebi de bu arkadaşlar. Çünkü filtre bayağı bir iyi çalışmış. Artık filtre dolmuş yani. Artık beni çıkar temizle diyor. O yüzden suyu da bu şekil yapmış. Evet, şu vatoz bayağı iyi büyümüş ya. Gözüme çarpıyor sabahtan beri. Bir numaralı adayım sensin. Sağ tarafa alınacaksın. Pardon, sol tarafa. Bakın şu yan cam full büyüklerle dolu. Hepsini yakalayacağız arkadaşlar birazdan. Ben şimdi burada kepçem yok. Bir kepçe alayım, geleyim aşağıdan. Ondan sonra tekrardan devam. Vatozları ayırdım arkadaşlar. Biraz da bir temizlik yaptım. İşim bitmedi. Şöyle bir ara bir çekeyim dedim. Size göstereyim dedim. Şöyle vatozları arkadaşlar büyük boyutları ayırdım. Bakın büyük boyutlar bu şekilde. Büyük dedim, aralarda tabii küçükleri de falan ayırdım. Biraz da böyle hangisi denk gelirse öyle yaptım. Ayırdım. Şöyle bir de yandan göstereyim size. Çok da büyük değiller ama şey yani artık böyle ne denir, ele avuca gelmiş kadar olmuşlar yani, rahat yakalanabilen balıklar olmuşlar. Öyle çok da mini minnacık bir şey değiller yani artık. Buranın son durumunu göstereyim. Yine burası hala baya baya vatoz dolu. Yani ben şuraya da 30 tane yakaladıysam, şu kadarcık görünüyorsa, burada rahat şu an 70-80 tane daha var. Dediğim gibi 100'den fazla bizim vatozumuz var herhalde. Maşallahlarınızı beklerim. İnşallah bunları bu kışa kadar sağ salim büyütürüz. Bakalım. Vatoz biraz yavaş büyüyen hayvan. Şöyle küpün içine bir daha bir bakayım. Küpün içine arkadaşlar büyükler kaçtı. Az önce. Şurası şöyle söyleyeyim. Birkaç tane büyük burada yine var hala. Bakın şu küpün üzerindekiler hep büyükler kalmış. Maalesef ki onlar kaçtı. Küpün üzerine falan kaçtı. Sağa sola içine kaçtı. Yakalanmadılar yani. Ben de küpü şimdi erkeği falan çıkartıp komple büyükleri de rahatsız etmek istemedim. Buraya biraz su ekledim. Filtre çalışacak kadar. Aslında az daha eklemem lazım da şu an yavrular çok küçük olduğu için arkadaşlar biraz yavaş yavaş ekleyeceğim. Bu geceye kadar buraya biraz daha su eklerim. Yine buraya da aynı şekilde, buraya da yavaş su ekliyorum. Hızlı eklemiyorum. Sonuçta bunlar da yavru arkadaşlar. Şimdi bu değil de buraya bir tane daha bunun aynı boyundan var. Onu da yıkayıp getireceğim. Üçlü seti bir kurayım. Bunu da dördüncü yanına koyacağız. Bakalım, ben bir devam edeyim. Filtreleri zaten şöyle, bunun da filtresi, bununla buraya gelecek akvaryum filtresi hazır. Takmadım çünkü sebebi suyu fulleyemeyeceğim bugün. Fullersem balıkları öldürürüz. Vatozlar sanki su konusunda biraz hassas diyebiliyorum, özellikle yavruyken. Ben aslında yine şey yani dolduruyorum öyle hiç acımadan ama birazcık hassaslar bildiğim kadarıyla. Şu anlık böyle bir sıkıntımız yok. Şimdi ben bunları arkadaşlar biraz daha sularını doldurayım. Şuraları bir toparlayayım biraz daha. Ondan sonra tekrardan devam edelim. Evet dostlar, şu anda akşam oldu. Sıcak yeri bu şekilde kurdum. Tabi yine buraya balık falan koyacağım. Onları bir sonraki videolarda gösteririm. Bu videoda dedim bu kadarlık olsun. Zaten kurduktan sonra burayı bir de son halini gösteririm demiştim size. Son hali bu şekilde. Bu kışı büyük ihtimalle burada, eğer akvaryumlar çok pislenmezse, pislenirse şey yaparım. Yıkamaya başlar, en baştan tekrardan yine dizerim. Ama bakalım, duruma göre dizmeyebiliriz de. Bakalım. Bu sene vatoz baylandırması bu 4 akvaryumda yapacağız. Şurada az bir lepistesim kaldı aşağıda şu an onlar. Onları bilmiyorum, gromileri buraya mı koysam ya da buraya mı koysam, gromileri karar veremedim şu anda, gromileri ne yapsam. Bakacağım bir çaresine. Hatta şöyle bir şey yapabilirim. Şuraya gromi akvaryum yapabilirim, boşaltıp temizleyip.
Bayağı bir seçeneğim var ama hangisini yapsam kararsızım. Lepisteser'de şu küçük yere atayım diyorum. O Lepisteser'de bir şekilde hemen satılır gider elimden yani. Vatozları da şu şekilde ne yaptığımı göstereyim. Bakın büyük boy vatozları buraya koyduk. Bakın arkada biraz duruyorlar şu an. Bunlar bayağı bir büyüdü. Şimdi şöyle bir Tetra Discus da attım. Vatozlara çok uygun değil ama attım yani. Hani elemene denk, ne yem denk gelirse o şekilde veriyorum zaten. Bakın bunlara da attım. Hiç şey yapmadan veriyorum. Vatozların sıcak yerin son durumu bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu videoda bu kadarlık olsun. Buraya da yine bakın şu filtreden şunu da söyleyeyim. Bu filtreden buraya da ayarladım. Hatta şu filtreyi şöyle atalım. Orası da onun filtresi. Oraya da bir filtre koyarız işte. Sıkıntı değil o. Buranın da filtresi hazır. Buranın filtreleri hazır yani. Bu şekilde dönecek 3 akvaryumda. Bakın bu akvaryum bez barak net. Aynı filtreden burada var ama burası net değil. Bakalım bunda sorunu biliyorum. Bu şeyden dolayı zaten sorunu bilmem derken, bu filtre oturmuş çünkü içindeki süngerler. Bu daha ilk kurdum. Bu zamanla oturacaktır. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Herkese keyifli hobiler dilerim.